Evet sevgili dostlar, sponsorumuz golva.com'un katkılarıyla hazırlanan videomuza hepiniz hoş geldiniz. Ben videoyu 28 Mayıs'ta çekiyorum ama size ulaşması, yüklenmesi 29 Mayıs'ı bulur. O yüzden herkese mutlu pazarlar diliyorum. Gerçi hayırlı cumalar ile başlamak lazımdı normalde. Biliyorsunuz Fenerbahçemizin dünyaca ünlü futbolcusu, sözleşmeli futbolcusu Mesut Özil Endonezya'ya gidiyor. Ve başkent Jakarta'da kişisel markasının ürünlerinin imal edildiği fabrikaya ziyarette bulunuyor. Ve cuma namazında Jakarta'da kılıyor. Yani Mesut Özil'e Jakarta'da baya bir ilgi vardı. Cuma namazından dolayı. Yani iyi transfer yapıyoruz da bilmiyorum. Şimdi transfer derken aslında transfervari bir haber. Ama ben bunu kısa keseceğim. Şimdi Frankfurt-Fenerbahçe eşleşmesi. Biliyorsunuz UEFA Avrupa Ligi'nin şampiyonu Frankfurt ile Süper Ligi ikinci bitiren Fenerbahçe'yi kıyaslamak belki çok saçma gelebilir. Ama aynı grupta oynadılar. İkisi de UEFA'da aynı grupta oynadı. Ve denk kurguya sahipler. Ama Fenerbahçe açısından olay malum, sonuç malum. Hatırlarsanız Ali Koç geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına çıkıp bir şeyler söylemişti. Hani kurumsal kültür, tutarlılık vesaire söylemişti. İşte sportif anlamda istikrara ihtiyaç var cümlesi. Baktığınız zaman hani Frankfurt, Fenerbahçe iyi de Avrupa Ligi'ni 11. şey Avrupa Ligi'nin şampiyonu takım ligini 11. bitirebiliyor. Süper Ligi 2. bitirebilen takım ise gruptan bile çıkamıyor. Bu nasıl olacak diye. Valla çok fazla sonuç var üstünde ama biz işin magazinsel boyutundayız. Frankfurt sadece Fenerbahçe'yi yenemedi. Sevinin. Değil. Yani biz bunlara seviniyorsak ki seviniyoruz. Yazık bize ya. Yazık bize arkadaşlar. Gerçekten yazık bize. Şuna sevinilmez. Gerçekten şuna sevinilmez ya. Ya kaç kuruşluk şeye seviniyoruz biz ya. Şamar olan olduk resmen ya. Ve bunu dediğin zaman da kötü sen oluyorsun. Yine ya önümüzdeki haberden kısa olarak, özet olarak geçeceğim. İyi hocam Fenerbahçe'de elle tutulur bir sistem var mı? Yok. Kültür var mı? Yok. Sen ne konuşuyorsun? Ama olabilir. Mesela Jorge Jesus, ben Fenerbahçe'nin bence yeni teknik direktörü. Ama hala ve hala inanamıyoruz. Ve şimdi Jesus mesela Fenerbahçe'de bir kültür oluşturmaya geliyorum diyor. İki futbolcuyu çok beğeniyorum diyor. Tahmin edin arkadaşlar iki futbolcu eminim %99'unuz Kim Minji ve Crespo diyecektir. Yani %99'unuz. Kalan bir de başka isim verecektir. Ha İsmail Kartal'ın da tabii ki bir raporu var bilginiz olsun. Hani şu futbolcu şöyle, bu futbolcu böyle. Şundan devam edilir. Şu fiyata gidebilir diye. Bilginiz olsun. Jesus'un şimdi futbol aklı hücuma yatkın bir futbol. Yani hücumu düşünen bir futbol. Taraftarın seveceği futbol. Tempolu bir futbol. Baktığınız zaman yine gözden geçirin bakalım. Hala aynı iki isim mi? Ben size soruyorum. Güçlü bir pres mesela. Özellikle rakip savunmacılara güçlü bir pres. Savunmayı Fenerbahçe savunmasını o yani daha doğrusu çalıştırdığı takımın savunma hattını biraz daha önde kurmak vesaire. Şimdi birinci tahmininiz doğru. Kim Min-ji'ye çok ayrı bir önem veriyor Portekiz'i çalıştıracak. 2,5 ay önce izleyip hayran kalıyor. Mutlaka bu oyuncuyu kadroda tutun diyor. Hani hem böyle bir oyuncuyu uygun maliyette hem de bu yaşta bulmak neredeyse imkansız. Hatta yani 20-25 milyon euroluk bir bütçe verin. Ya bu Kim Minji falan kalsın. Ben sizi uçururum diyor. Ve hatta diyor ki eğer biz Kim Minji'yi kaybedersek yerine zaten 20-25'e futbolcu alırız. O zaman da ne anladık? Tuttu tutmadı diyor. Ha, hani başarılı transferler için daha doğrusu ya da yapılması gereken transferler için mevki verdi. Futbolcu isimleri de aktardı. 67 yaşındaki teknik adam hani birebir görüşme yapıp bir şeyler yapacağını söylüyor.
Haziran Temmuz'da Güney Kore milli takım için kimin gitmemesini talep edecek? Diyor ki zaten ameliyat, sakatlık. 24 yaşındaki oyuncu 19-20 Temmuz oynanacak. Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turunda da oynaması için. Yani o aradaki milli maçlara gitmemesi için de özel bir izin isteyecek gibi. İlk 11'de görmek istiyor. Bu bir. İkinci isim Serdar Aziz. Yani mevcut savunma hattında Serdar Aziz de tam not vermiş. Kim Minji Serdar Aziz ikilisine. Şimdi aslına bakarsanız bu bir transfer haberi. Serdar Aziz de Kim Minji'ye not verdiyse ne Tisserand, ne Salahi, ne Kolker çok düşünülmüyordur. Ya da bu üç isim gelen tekliflere muhakkak ve muhakkak değerlendirileceğinin işaretini alıyordur diye düşünüyorum. Şimdi Fenerbahçe'ye bir de Andre Franco'yu getirmek istiyordu. Franco'yu da biliyorsunuz nasıl bir topçu. Yani 37 maçta 11 gol 4 asistlik. Baktığın zaman ben bu üçlüyü kurarsam diyor ki Franco bedava gelecek eğer gelirsen. 20-25 milyon euroluk bir bütçeyle de takım değil takımın kralını kurarım diyor. Ki haklı mı? Size soruyorum. Yine devam edelim. Jesus'tan Fenerbahçe'ye sihirli değnek diye bir haberimiz var. Nasıl bir sihirli değnek? Bunların hepsini kısa kısa geçiyorum arkadaşlar. Haberiniz olsun. Ha ben sosyal medyada okuduydum, ettiydim. Bu çok uzundu falan demeyin. Şimdi Jesus'un bir uzmanlığı var. Yani özellikle Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalma konusunda bir uzmanlığı var. Ve Fenerbahçe aslında düşündüğünüz zaman bak başta Arda Güler, Kim Minji gibi potansiyelli oyuncuların Jesus'la coşmasını düşünüyor. Ya size şöyle bir soru sorayım. Fenerbahçe'de hedef Süper Lig şampiyonluğu olsaydı, hedef Süper Lig şampiyonluğu olsaydı kesinlikle İsmail Kartal'a devam edilirdi bence. Farkında mısınız bilmiyorum ama Fenerbahçe'de hedef Süper Lig şampiyonluğunun çok ötesinde. Tabii şimdi Flamengo'daki başarısı potansiyeli hani Fenerbahçe'yi rahatlatan detaylardan yani yakalanan çıkış, puan ortalaması, kupalar ve Jesus'un da yükselişine destek sağladığı yıldız isimler. Mesela Oblak, Di Maria, Nemanja Matić, David Luiz, Bruno Fernandes, Ramirez, Coates, Coentrao, Enzo Perez, Salvio Gaytan, João Mário, William Carvalho, Ezequiel Garay. Şimdi hepimiz şunu diyorsunuz. Hocam Crespo dursun. Biz o Crespo'yu da 20'ye 30'a okuturuz. Değil mi? Birçoğunuz bunu diyorsunuzdur. Bunların dışında arkadaşlar, Jesus birçok ismin de kendine gelmesine sebep oldu. Oscar Cardozo, Pablo Aimar, Gabigol, yani Gabriel Barbosa, hatta Diego Ribas. Diego Ribas, Flamengo günlerinde hatırlayın Fenerbahçe'den giden Diego Ribas orada coştu. Jesus da çıkış yakaladı. Yani mesela kim şey bu sene, yani geçtiğimiz sene diyeyim daha doğrusu. Bir Ferdi Kadıoğlu sol beke devşirildi de dedik ki işte ya etkisine bak. İşte bir Osayi sağ beke devşirildi de etkisine bak dedik. Futbolcular da bizimle çok ilgilendi diyorlar. Dünyanın en iyi hocalarından biri diyorlar. Ben bunu uzun uzun okumayacağım. Çünkü hocam Jesus geldi mi gelmedi mi? Kesin diyor musun? Arkadaşlar Allah'tan bir mani gelmedi mi? Ben kesin diyorum. Çünkü elimdeki argümanlar, duyumlar, konuşmalar, yorumlar, hatta sosyal medyaya bakın ki sosyal medyada artık dün oldu 29 Mayıs'tayız şu anda. 28 Mayıs'ta ne konuşuldu? Jesus'un alacağı yıllık ücret dahi konuşuldu hani şu kadar para alıyor diye. Şu kadar para alıyor diye. Ne kadar alıyormuş? Şimdi geri sayıma geçildi. Bilmiyorum bak bugün de 29 Mayıs farkında mısınız bilmiyorum ama 28 Mayıs duyumum da gerçekleşti. Zayıf duyum diyorduk ama 23 Mayıs'tan önce açıklanmaz duyumu tuttu. 28 Mayıs'tan önce açıklanmaz duyumu da tuttu zayıf olmasına rağmen. Şimdi ise 3. duyumum olan 1 Haziran duyumunu beklemeye koyulduk. Açıkçası ben artık 1 Haziran duyumunun gerçekleşeceğini düşünüyorum Jesus için. Peki ne kadar alacak? Şimdi bazı duyumcular diyor ki taraflar şu ana kadar el sıkışmadı. Bazı duyumcular da diyor ki avukatı geldi. Avukatı onun adına sözleşmeyi imzaladı. Bazı duyumcular daha hala temkinli yaklaşıyor Ali Koç'tan dolayı. Diyor ki
Avukatı geldi. Görüşüldü, anlaşıldı ama nihai imza atılmadı diyor. Bana kalırsa avukatı geldi, görüşüldü, nihai imza atılmadı. Duyumu daha doğrusu ama. Şimdi Sercan Hamzoğlu, Haber Global'den Sercan Hamzoğlu, yıllık ücret konusunda Jesus ve ekibinin yıllık 7,5 milyon euroluk bir ücret alacağını ve başarı bonuslarının olacağını söylüyor. Yani çok çok fazla ama mecbursun. Bu paraları vermeye mecbursun. Bu paraları vermeye mecbursun artık. Mecbursun. Çünkü hani Fenerbahçe yıllarca ne yaptı? Ya futbolcunun iyisini alayım. Futbolcu zaten oynar. Teknik direktöre çok gerek yok diye diye bugünlere geldi. Şimdi de teknik direktörün iyisini almak zorunda. Futbolcunun iyisi olmasa da olur. Yani fark etmez. Ve son haberimiz, belki de kapak koyacağım, başlık atacağım haberim bu. Fenerbahçe'de çifte heyecan. Jesus'la birlikte o isim de geliyor. Hayırlı olsun. Kim o isim? Fenerbahçe hem futbolda hem basketbolda 2022-23'e dünyanın en kariyerli iki teknik adamıyla girmeye hazırlanıyor. Futbolda da kariyerli, basketbolda da. Şimdi futbolda 3 farklı ülkede 16 kupa kazanmayı başarmış bir teknik adamdan bahsediyoruz. Yani 2014'te başına geçtiği CSKA Moskova ile ikisi Euroleague olmak üzere toplam 17 şampiyonluk yaşayan diğer isim ise Dimitris Itoidis. Fenerbahçe'nin başına, Fenerbahçe Beko'nun başına geçmesi gündemdeki isim. Yani baktığın zaman futbola Jesus, basketbola da Jesus. İki tane Jesus getiriyor. Şimdi Fenerbahçe demişken aklıma geldi. Unutmayın, Fenerbahçe Beko Darüşşafaka'yı deplasmanda 73-69 mağlup etti. Seride 2-1 öne geçti. Bu normal bir şey. Ama normal ötesi olan şey şu: Galatasaray Nef, Anadolu Efes'i deplasmanda 105-70 mağlup edip seride 1-0 öne geçti. Bakın, 105-70. İnanılır gibi değil. 30 sayılık bir fark. Yani ben Fenerbahçe'nin açıkçası bu sene basketbolda şampiyon olacağını düşünmüyorum. Umarım yanılırım, olur. Hep birlikte mutlu oluruz ama. Hani Darüşşafaka konusunda 2-1 öne geçtin ama bir anda çıksak bile ben bir şekilde kaybedeceğimiz görüşündeyim. Onu söyleyeyim. Ama futbola Jesus, basketbola Itoidis dediğim zaman hem futboldan hem basketboldan anlayan herkes şunu söylüyor: hocam biz yeni Obradoviç'i bulduk. Hocam biz futbola da yeni Zico'muzu bulduk. Daha doğrusu Zico'nun daha iyisini bulduk diyorlar. Hadi inşallah diyorum. Tabii Georgevic'e veda edilecek diyor. Ali Koç'un, Veseli ve De Colo'nun geleceğine alakalı ikisinin de kontratı bitiyor. Kalıp kalmayacaklarını yeni hoca karar verecek dedi. Yani Georgevic'ten devam edilmeyeceği artık net olarak anlaşıldı. Çünkü yeni hoca. Değil mi? Yeni hoca karar verecek ne demek? Biz bu hocayı değiştireceğiz, yenisini alacağız. Hani bunu al, yeni gönder. Kardeşime bir koptu. Hani durum bu arkadaşlar. Zamanda Banvit'i de çalıştırmış ama 2014'ten itibaren CSK'da uçmuş. İkisi de kupa canavarı. Jesus'un 16 kupası, Itoidis'in 17 şampiyonluğu var. İnşallah arkadaşlar. İnşallah hakkımızda hayırlısı olur. Yani bana kızmayın. İkisi birlikte geliyor desem, yani ikisi birlikte geliyor desem herhalde yalan söylemiş olmam. Hem Jesus hem Itoidis kesinlikle geliyor diyeyim ben size. Yani kesinlikle geliyor. Çok iddialı bir laf. Hocam gelmezse şöyle yaparım. Yok böyle yaparım. Şunu yaparım. Kesinlikle geliyorlar. Yani eğer şimdi şunu da belirteyim. Nasıl diyeyim size? Mesela bir araba var, Volvo diye. Sahibinin işte kızı mı ne zamanda trafik kazası geçirmiş. Adam demiş ki dünyanın en sağlam arabasını yapacağım. Adam çok sağlam araba yapıyor. Şimdi birçok kişinin inancına göre Volvo ile saatte 250 km hız yap, git duvara çarp, Volvo'ya hiçbir şey olmaz, duvar parçalanır. Yani kimseye bir şey olmaz. Ama inanılmaz ölümler var hayatta, bilirsiniz. Adam gider 250 km hızla çarpar, kimsenin burnu kanamaz. Ama yani arabadan çıkar, dışarıya oturur,
Karşı taraftan bir tekerlek gelir, tak 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 o yer, oturan adamın kafadan vurur, tak adamı götürür. Yani bizde bir tabir var. Dığdığının dığdığısı diye. Dığdığının dığdığısı olmadığı müddetçe hem Itoidis hem Jorge Jesus Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü ve yeni koçu. Yani dığdığının dığdığısı çok 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 aykırı. Çok 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 inanılmaz bir durum. Olmadığı müddetçe iki başarılı teknik adam da hayırlı uğurlu olsun. Kim Minji ile ilgili de o kadar konuştum ettim hocam. Kalıyor mu ediyor mu? Kalması için çok uğraşıyoruz. Çok ciddi teklifler var. Yani kalması için çok uğraşıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Hani hatırlayın Fenerbahçe'nin Göztepe maçında dakikalarca golü incelenmişti. Gol vermemek için çok uğraşmıştılar ya, sonra vermediler. Gerçi Liverpool Real Madrid maçında Benzema'nın golünü 3 dakika izleyip vermemişler ama ben golü görmedim. Onu söyleyeyim. Şimdi artık pazar günden sonra açıklamasını beklediğimiz Jesus inşallah hayırlısıyla geliyor. Bu bir. İkincisi Itoidis inşallah geliyor. İki. Hatta ben size üçüncü müjde olarak Kim Minji'nin satılmaması için çok uğraşıyoruz. Kime sorsam diyorlar ki satmamak için çok uğraşıyoruz. O da gitmek istemiyor. Onu söyleyeyim. Andre Franco için de uğraşıyoruz ama kulübü de bir uzatma teklifinde bulundu. Bakalım futbolcu ne karar verecek. Ama bu Franco işi 3-4 Haziran'dan önce çözüleceğini zannetmiyorum. Yani olumlu ya da olumsuz. Onu söyleyeyim. Mesut Özil'in bir yere gittiği yok. İşin tuhafı. Gabriel Barbosa'na ilgili bir şey duydum ama bu videoda söylemeyeyim. Zaten çoğunuz inanmazsınız. Itoidis söyledik. Bakalım ne olacak? Final muhtemelen Fenerbahçe Beko Galatasaray Nef olacak. Galatasaray Nef de kazanır. Fenerbahçe'de hani Itoidis'in bazı hal hareketleri artık hani takımı sabot etmeye geldim dercesine. Hayırlısı olsun arkadaşlar. İnşallah bu duyumlar doğru çıkar ve gelen isimlerde yani hem Itoidis hem de Jesus başarıdan başarıya, kupadan kupaya bizleri taşır da 2022-23 Fenerbahçelilerin sezonu olur. İnşallah arkadaşlar. Görüşmek üzere. Bir beğeniyi çok görmeyin lütfen.